NATO dünyanın en büyük canlı siber tatbikatını gerçekleştirdi. ABD'nin yeni casus uydusu SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderildi. Hindistan donanmasının yerli imkanlarla üretilen 6. denizaltısı denize indirildi. Mali, Rusya tarafından gönderilen aralarında iki savaş helikopteri ve radar cihazının da yer aldığı askeri ekipmanın ikinci kısmını teslim aldı. Japon Mitsubishi Heavy Industries firması, 2030'lu yıllarda tırlara monte edilebilecek ebatta nükleer reaktör üretmeyi planlıyor. Kamerun'la Rusya yeni askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye ile Tacikistan arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. ABD yönetimi, kapanma tehlikesi bulunan nükleer enerji santrallerine 6 milyar dolar yatırım yapacak. Rusya, kıtalar arası balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Polonya Savunma Bakanı, savunma harcamalarını artıracaklarını açıkladı. İtalyan savunma şirketi Leonardo, ABD Savunma Bakanlığı'yla İsrail'e helikopterler satmak için 29 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Hint donanması en hızlı süpersonik füzesini başarıyla test etti. ABD, Özbekistan sınır koruma birliklerine arazi aracı desteğinde bulundu. Çin donanması envanterine kattığı ikinci LHD gemisini tanıttı.